arkadaşlar. Metin yayınlarından güzel bir limit sorusu çözelim. fx fonksiyonu x eşittir 2 noktasındaki limiti a'dır. Buna göre aşağıda grafiği verilen fonksiyonların hangisinin x eşittir 2 noktasındaki limitinin değeri a'dır diye soruyor. Şimdi bizim fx fonksiyonu mutlak değerli fx fonksiyonunun limitini bulmamız lazım. Bunun için biliyorsunuz mutlak değerli ifadenin kritik noktalarını buluyoruz. İçerideki ifadeyi Çarpanlarını ayırsak x parantezine aldığımız zaman 2 eksi x gelecek. Dolayısıyla içerisinde 0 yapan değerler 0 ve 2 noktası. O zaman 0 ve 2 kritik noktalarımız. Ama bizden sadece 2 noktasındaki ile ilgili bilgi istediği için 2'ye o zaman sağdan ve soldan yaklaşarak limitlerini inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki x 2'den büyük olsun bir de x 2'den küçük olduğundaki durumlara bakalım. Şimdi x 2'den büyükken mutlak değerli ifade de dışarıya nasıl çıkmış onu inceleyelim. Mesela 2'den büyük olan bir değer x yerine 3 yazdığımız zaman deneyelim. 3 yazdık mesela 6, 3 yazdık eksi 9. Dolayısıyla içerisi eksi 3 gibi negatif bir değer geldiği için 2x eksi x kare ifadesini mutlak değerden dışarı eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Yani eksi 2x artı x kare dışarıdaki x'i aynen yazdık. Düzenlersek burasını x kare eksi x geldi. Yani x 2'den büyükken x kare eksi x fonksiyonu kullanacağız. x'in 2'den küçük olduğu zaman mesela 1 değerini yazdığımız zaman 2 eksi 1'den pozitif geliyor içerisi. O zaman mutlak değerli ifadenin içi pozitifse dışarıya olduğu gibi çıkartıyoruz diyoruz. Yani 2x eksi x kare olarak çıktı. Artı x var. Burası eksi x kare artı 3x fonksiyonu geldi. Şimdi x 2'den büyükken ve x 2'den küçükken buradaki grafikleri denklemleri kullanarak grafiğini bulmaya çalışacağız. Şimdi şunu da söyleyeyim burada. Mesela x'in 2'den büyük ve x'in 2'den küçük olduğu yerde fonksiyonlarımız hep eğrisel fonksiyonlar gelmiş. Mesela burada A şıkkında 2'den büyük olan yerde doğrusal olduğunu ya da 2'den küçük olduğu yerde sabit fonksiyon geldiğini söylüyor. Bunlar yanlış. Aynı şekilde burada doğrusal sağdan ve soldan yaklaştığı zaman gelen fonksiyonların doğrusal olduğunu söylüyor. Ama bizdeki fonksiyonlar eğrisel fonksiyonlar. B şıkkı da gitti. Aynı şekilde E şıkkı da elendi. C ve D olabilir. Şimdi C ve E de C ve D de şunu kontrol edelim. X'in iki noktasındaki sağdan ve soldan yaklaştığımız zamanki limitlerine bakalım. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman 2'den büyük değerler için x yerine 2 yazdık. 4 eksi 2'den 2 geldi. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman x yerine 2 yazdık. Buradan eksi 4 artı 6'dan yine 2 geldi. Dolayısıyla fonksiyonun 2 noktasında limiti vardır. Ve o zaman sağdan soldan limitler birbirlerine eşittir ki limiti vardır diyeceğiz. O zaman grafiklere baktığımız zaman mesela C şıkkında Sağdan ve soldan limitlerinin birinin 2 birinin 1 bir olduğunu söylemiş. Dolayısıyla C şıkkına limit yoktur ifade ediyor. Ama D şıkkına sağdan ve soldan limitler vardır ve 2'dir demiş. O yüzden de cevabımız D şıkkı olacak.